Hoş geldin benim güzel kızım. Canım anneciğim, babacığım. Yavrum benim. Dur sana şöyle bir bakayım. Gün günden güzelleşiyorsun bir tanem. Kime çekmiş? Babacığım, Paris'ten sana bir kravat aldım. Görme, bayılacaksın. Teşekkür ederim. Geldin ya, benim için en güzel hediye bu. Ama maalesef fazla kalamayacağım. Perşembeye Jönev'de olmam lazım. Ne varmış Jönev'de? Yılın düğünü. Bütün Avrupa Jet Sosyetesi orada olacak. Tabii ben de. Deli kız! Bunları akşam yemekte konuşuruz. Hadi siz doğru eve. Benim fabrikada genel kurul toplantım var. Canım kızım ya. Benim, seni ne kadar özledim. Ben de. Bu durumda maalesef fabrikanın kapatılması gerekiyor. Şu bilançoya bakın. Daha fazla dayanmaya mali gücümüz yetmez. Evet, en az 100 milyon lira taze paraya ihtiyaç var. Bu 100 milyon bulunduğu takdirde durum düzelecek mi müdür bey? Şimdilik. Eğer bu parayla makinaları değiştirip kaliteli mal üretebilirsek tekrar piyasayı elde edebiliriz sanıyorum efendim. 100 milyonu bulmak için ne kadar zamana ihtiyacımız var? Bir hafta. En fazla 15 gün. Fabrikayı kapatırsak bu hepimizin sonu demektir. Haklısınız. Bu parayı bulmaya çalışacağım. Toplantı bitmiştir beyler. Teşekkür ederim. Başka bir emriniz var mı? Hayır kızım, teşekkür ederim. Hiçbir şey yemedim bey. İştahım yok. Senin bir derdin var, söyle bana. Felaket bir haldeyim. İflasın eşiğindeyim. Acele para bulmam lazım. Ne kadar? 100 milyon. 100 milyon mu? Delirdin mi bey? Evet. Yoksa fabrikayı elimizden alacaklar. Zaten bu fabrika elimizde avucumuzda ne varsa yedi bitirdi. Bir de sen başlama lütfen. Olan oldu. Tek kuruşumuz kalmadı. Baba! Neler söylüyorsun? Kızım sen burada mıydın? İstemeyerek konuştuklarınızı duydum. Bir çaresi yok mu baba? Ben de onu düşünüyorum. Çıldırmak üzereyim. Mutlaka bir çaresini bulmam lazım. Peki, ne yapmayı düşünüyorsun? Şimdi bilemiyorum. Ama merak etme. Babam mutlaka bir çaresini bulur. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Nasıl? Ne olabilir ki benim güzel kızım? Hadi sen çık odana uyu. Sabah ola hayrola. Peki babacığım. Hey yarabbi, nedir bu başımıza gelenler? Tam da kızımızın gelinlik çağı geldiği bir dönemde. Evet. Evlenme zamanı geldi. Ya. Tamam buldum. Bizi bu dertten ancak Şaban kurtarabilir. Şaban mı? Hı hı. Unuttun mu hanım? Kızımızın beşik kertiği Şaban. Hani şu senin ölen arkadaşının oğlu mu? Evet, memleketlim. Çocukluk arkadaşım. Rahmetli Bayram'ın oğlu Şaban. Peki, ne yapmayı düşünüyorsun? Şaban şimdi milyarder. Binlerce dönüm arazisi var. Her fırsatta mektup yazıp şu beşik kertiğimle bir tanışsak da işi bitirsek amcacığım. Yoksa tohuma kaçacağım diye sorup duruyordu. Yarından tezi yok. Kızı alıp Şaban'ı ziyarete gideceğiz. Sonra? Kızımızı Şaban'la evlendirmekten başka çaremiz yok. Bilmem ki, doğru olur mu? Doğru mu, yanlış mı? Düşünecek zamanımız yok. Alo, bir telgraf çekmek istiyorum. Bayramoğlu Şaban Çiftliği, Mersin. Oğlum Şaban,
Çarşamba günü kızım Peri ile ziyaretine geliyoruz. Gözlerinden öperim Kadir amcan. Allah sonunu hayır etsin. Bakalım Peri bu işe ne diyecek? Çok yanlış bir iş yapıyoruz baba. Başka çaremiz yok. Hiç tanımadığım bir insanla evlenmemi nasıl istersin benden? Çok zengin. Görmüyor musun bütün bu araziler onun? Bankalardaki paraları da acaba? Bir çiftlik ağası. Hacı ağanın tekidir Allah bilir. Öylesine devlet kuşu denir kızım. Ne iyi etmişiz de daha doğmadan beşik kerteği yapmışız sizi. Herhalde köylüler gibi burada oturup süt sağmamı, tezek yapmamı, ekim biçmemi istemiyorsundur benden. Olur mu böyle şey? Hele bir evlen sonra İstanbul'a taşınırsın. Korkuyorum baba. Bence bu işin sonu kötüye varacak. Nazlı kızım benim. Köylü erkeğini yola getirmek kolaydır. Aklını kullan, gerisi kolay. Üstelik Şaban için altın kalpli, saf biri diyorlar. Kırmızı kordele, kör olasın Emine. İndim derelerine, bilmem nerelerine. Kaytan bıyıklarımı, sürsem nerelerine. Hey arabacı! Yol versene! İki saattir korna çalıyorum, sağır mısın? Yo değilim. Öyleyse biraz sağ ol da geçelim. Çüş! Patladın mı? Tabakhaneye bir şey mi yetiştireceksin? Yol ver dedim, Allah'ın ayısı! Kuzum, sen ananın karnında 9 ay nasıl durdun? Terbiyesiz herif! Buranın insanları hep senin gibiyse yandık! Yo! Ben en kibarlarıyım şehirli Tango Hanım. Sağa çekiyorum, buyur geçiniz. Deh! Sen de deh de arabana! Bana ayı dedi. Ne de kibarmış canım, de. İndim derelerine, bilmem nerelerine. Kaytan bıyıklarımı, sürsem nerelerine. Buyurun, kimi aradınız? Burası Şaban Bey'in çiftliği değil mi? Evet. İstanbul'dan geliyoruz, misafirleriyiz. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Şaban Han dolaşmaya çıktı, birazdan gelir. Hoş gelmişsin bey! Kadir beyim hoş gelmişsin. Hoş bulduk Kahya. 30 yıl var görüşmeyeli. Hangi rüzgar attı sizleri buraya? Hayırlı bir iş için geldik. Tanıştırayım, kızım Peri. Anladım, Şaban Han'ın beşik kertiği. Hoş gelmişsin gelin. Hoş gelmişsin gelin. Geleceğimizi telgrafla bildirmiştik, almadınız mı? Yok, vallahi elimize geçmedi bey. Yoksa Şaban Han buradan ayrılmazdı. Vallahi dört gözle sizi bekliyordu. Hele siz istirahat buyurun, Şehmuz yol göstersene. Tabii tabii, buyurun efendim. Böyle. Zülfü, koşayla nasıl? Gelin ha, gelin. Buyurun efendim, böyle, bu tarafta. Buyurun. Posta! Şaban Han'a bir telgraf var Kaya, İstanbul'dan. Maşallahınız var yahu, bu ne çabukluk böyle? Biz hızlı postacıyız, uçan kuştan önce geliriz. İmzala. Ama telgrafı çeken misafir telgraftan önce geldi bile. Deme yahu, biz de beklettik de bayram günü getirelim, bakşişimizi alalım demiştik. Bayramlığın ayrıldı zaten, meraklanma sen. Sağ ol, hadi eyvallah. Hadi uğurlar ola. Eyvallah. Güle güle. Buyurun. Sağ ol. Ay baba, kendimi Kızılderili çadırında zannettim. Hep böyle yerde mi oturur bu insanlar? Çok rahattır kızım, hele bir alış. Nasıl, rahatınız yerinde mi bari? Bir emriniz var mı Kadir Bey? Yok, sağ ol, sağ ol Kahya. Telgrafınız şimdi geldi. Eğer haberimiz olsaydı hazırlık yapardık.
Şaban Han duyunca çok üzülecek. Bilseydi karşılardı sizi. Ziyan yok, bekleriz. Acelemiz yok Yahya. Değil mi kızım? Ben biraz dolaşmak istiyorum. Tabii kızım, nasıl istersen. Yalnız bir başınıza doğru olur mu bilmem. Neden? Etrafta yamyamlar mı var? Hayır, onu demek istemedim. Çiftliğimiz çok geniştir. Belki önünüze bir hayvan mayvan çıkar, korkarsınız. Siz bana bir tüfek verin yeter. Kızım, ne yapacaksın tüfeğe? Bakarsın bir av çıkar karşıma, eğlenirim biraz. Ne dersiniz Kadir Bey? Verelim mi tüfeği? Bilmem, zamane kızı. Belki de Amerika'da onu da kullanmasını öğrenmiştir. Verin bari.